Merhaba. Merhabalar. Merhaba efendim. Sağ olun. Hayırlı cumalar Esra Hanım. Hayırlı cumalar. Buyurun. Cumanız mübarek olsun. Hı-hı. Buyurun oturun lütfen. Ne zaman yüzük takılmıştı, nişan yüzüğü? Yani söz yüzüğü. Bir hatırlatmamız var nişandan. Bir izleyelim. Buyurun. Bu kararı ben sadece kendi adıma almadım. Çocuklarımın da adını aldım. Çünkü gözümü kapatıp çocuklarıma emanet edebileceğim kişi. Benimle bir ömür boyu mutluluğa var mısın? Bütün kalbimle evet. Ahiretlik eşim olduğuna hazır mısın? Evet. Allah tamamlar desin. Hep ailede ve huzurlu olsun. Amin. Ağlayacaksan ağla. Yok ağlamayacağım. Bu görüntüler mi seni üzdü? Ağlamayacağım. Esra Hanım şu an sözüm bittiği yer. Ben en büyük hatam hayatta hep insanlara güvenmek oldu. Ben çok güvenmiştim. O kadar büyük söz söyledim ki çocuklarıma ve kendime emanet edebileceğim bir insan dedim. Durmuş Bey için. Ama şu an tam tersini söylüyorum. Ne demek bu Durmuş Bey? Ben daha ilk defa yeni şey diyorum, duyuyorum. Açıklasın. Dönebilirsiniz Durmuş Bey'e. Açıklayabilirsin. Esra Hanım bana sosyal medya üzerinden birlikte yaşadığı bayanlar bana ulaştılar. Şu an isimlerini vermek istemiyorum. Onlar da bir anne. Şimdi birlikte daha önce beraber olduğu kişi mi? Beraber olduğu kişiler. Beraber olduğu kişiler birden fazla. Bana dediler hani bizim canımız yandı senin de canın yanmasın. Çünkü bir söyleyene hadi ben inanmıyorum Esra Hanım ama diğer ikinci bayan da aynı sözleri iddia etti. Ne söylediler? Sadece Esra Hanım ben inan ki yemin ediyorum. Hayatta hiç sevmediğim bir şey bir insanı hatalarını yüzüne vurmak, rencide etmek. Çok içeriğine girmek istemiyorum çünkü o da bir babadır. Arkadaş ekibinizde gereken bilgiyi verdim Esra Hanım. Arkadaşlar da şahit. Bunu söylüyor olmanız lazım. Arkadaşlar da şahit, okuyanlar oldu. Ne yazdınız? Sorun Esra Hanım, arkadaşlara sorun. Ekibe verdiğim bilgiler, siz sorun kendisi söylesin Esra Hanım. Durmuş Bey, yani daha önce hayatınızda olan hanımefendilerle ne yaşadınız? Fazla bir şey yaşamadım. Şimdi işin gerçeğini söylemek tamam. Gerekirse. Peki açık. Sizi niye Filiz Hanım'a kötülediler? Çünkü elde edemediler. Elde edemediler. Size yazılanlar neydi? Esra Hanım dediğim gibi o da bir baba. Söylenecek şey var, burada söylemeyecek şeyler var. Ben ya o kadar katsal biri değilim. Yazar mısınız lütfen? Pınar yazıyor, evet. Kaç kişi yazan size? Yazan bana iki kişi. Tahmin kişi. Tahmin biri yüksük taktı, tekrar geri döndü. Bütün içeriğini bilen bir kişi. Yani kız kardeşlerinin ismine kadar bilen, soy ismine kadar bilen, bana numarasını atan bir kişi. İkisi de aynı şeyleri iddia ediyor. Peki beyefendi bu iki kadınla olan ilişkinizi kabul ediyor musunuz? Ha burada varmış. Ha çok özür dilerim. Ha, kabul ediyor musunuz? Ben daha önce kabul ettim ama anlaşamadık ayrıldık. İkisinden de elde edemedik. İkisi anlaşın, de elde edemedi. Kafa yapımı biraz ters geliyor. Ne zaman biz şimdi aşkın gerçek şimdi konuşmak ne isterse, zaman ayrıldınız ki evet. O konuyu? Bir buçuk iki ay oldu. Birisinden de ha, çok beş yeni. Tabii ki ama şey değil. Tanışma sürecinde. Hepsi başka bir şey yok. Peki bu iddiaları herhangi bir delile dayanıyor mu? Şu anda hiçbir delili yok. Peki şimdi ben ilk başta baş harfi Ü olan. Açık ve net kendi Ümit Alp.
Altun adındaki bayan. İzmir'de oturuyor. Soyadını ben oraya şey yapın. Bu net ve söylüyorum. Net olarak söylüyorum. Sizin ablanıza ve ailenize de ilişkileri çok iyiymiş. Sorumluluk sahibi olmadığınızı iddia etmiş. Bu hanımefendiye de yüzük takmışsınız. Yüzük falan takmadım. İkinci hanımefendinin adı nedir? Baş harfi ya da ismi nedir? Onun ismini de söyleyebilirim. Yeşim Hanım'dı. Doğru. O da Uşak'tandı. Ondan da elde edemediler. Beni kötülemek için iki kadın birleşti, bana saldırıyorlar. Locadaki arkadaşlarım bilirler. Bu hanımefendiye de yüzük takmışsınız. Kime? Bu Yeşim Hanım'a da yüzük takmışsınız. Bir ay öncesine kadar beraber misiniz? Hayır, takmadım. Ve her ikisi de sizin iş konusunda sorumluluk sahibi olmadığınızdan yakınmış. Tabii elde edemedikleri için ondan iddialarla geliyorlar. Peki, şimdi hani bir kişi bir şey söylese dersin ki evet. Hadi. Ama iki kişinin de aynı cümleleri kuruyor olması. Esra Hanım, söz hakkı alabilir miyim burada? Sözünüzü böleceğim ama. Bu arada ama kızınızın da iddiaları var evet, sizinle ilgili. Tabii ki. Çünkü onu kötülemek için her şeyin elimden geleni yapıyor. Çünkü akraba evliliğinden dolayı. Kızınız akraba evliliğinden olduğu için mi? Tabii, eşimin amca çocuğuyuz, ayrıldık. O çocuklar dünyaya tek başına mı geldi? Fotosentezle mi? Nasıl geldi? Ha, iddia ediyorlar yani, diyorum yani. Kötülüyorlar resmen. Çünkü sizin kızınız ben sizi kötülüyor. Onu. Tabii beni kötülüyor. Bizim sayfaya yazılan bir şey var. 2,5 yıldır maddi ve manevi babalık yapmadı, bize sahip çıkmadı ve reddetti. Kızı bize sahip çıkmayan adam başkasının çocuklarına nasıl sahip çıkacak diyor. Evet. Hepsinin ortak bir şeyi var. Sorumsuz biri. Ben 80 milyonun önünde namus ve şeref sözü vermişim Filiz Hanım'a. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Evet. Vermiş olduğunuz ister 80 milyonu ister 500 milyonu hiç fark etmiyor. Evet. Bu sözü kendinize veriyor olup tutuyor olmanız lazım. Ya mutlaka ki. Söz denilen şey insanın kendine verdiği sözdür. Yani niye bu kadar insan, yani kızlarınız da dahil, niye sizinle ilgili olumsuz konuşuyorlar? Hadi bu iki hanımefendi sizi elde edemedi diyelim. Çünkü okuttum yerine onları, çaba yaptım. Maddi durumum iyiyken çok okuttum. Çünkü şu anda kötü durumum, onun için beni şey diyorlar, kötülüyorlar. Vallahi İki tane mekanım vardı, ikisini de batırdılar. Çocuklarınız mı? Evet, eşim. Bir insan evinin içinde kazanmış olduğu para, bu benim para denmez. Yani ben de o iddiayla gelirim ona, kaldın mı? İki çocuğunuz var değil mi? Evet, iki tane çocuğum var. İki tane, ikisi de kız mı? Biri kız, biri oğlan. Kaç yaşındalar? Birisi 93'lü, birisi 95'li. İkisiyle de görüşmüyorsunuz. Görüşmüyorum şu anda. Kaç yıldır? 2 senedir görüşmüyorum. 2 yıldır. Özlemiyor musunuz? Özlüyorum ama yapacak bir şey yok. İstemiyorlar. Sizi istemiyorlar. Evet, istemiyorlar. Şimdi itiraf ettiniz. Onlar sizi istemiyorlar. Yani peki siz çocuklarınıza karşı yükümlülüklerinizi yerine getirdiniz mi? Getirdim bu yaşıma onların kadar. Onların nafakalarını ödediniz mi? Hayır, ya ben bunu da kabul etmiyorum. Hani durumun olmaz, bir şey yapamazsın. Ama günlük çalışırsın, bir iş bulursun, onu yaparsın, yine de mutlu edersin değil mi? Evet. Şefkat gösterirsin. Tabii ki. Sevgi gösterirsin. Ama bir baba olarak hem maddi hem manevi olarak destek ve sahip çıkması gerekirdi çocuklarına. Diğer iddialar hakkında bir şey diyemeyiz ama bir çocuk söz konusuysa ve çocuğunuz bu iddialarda bulunuyorsa bunu ciddiye almak durumundayız. Ablacığım, inanır mısın? Ben onları öyle bir okuttum ki bütün servetimi döktüm onlara. Zaten yapmanız gereken yani, bu. Ama evet, ama bu seferlikte nankörlük görüyorsun. Niye? Boşanmaya gelirken, annesiyle geçirirken karşımda davada şahit oluyor annesi. Bir evladının annesinden tarafı babasına şahit olması ne kadar acı bir şey. O çocuğu şahit durumuna getiriyorsanız sizin anne ve babalığınızda problem olabilir. Yok, ben çocuk babalıktan hiçbir şüphem yok. Sevgisinin, bağının, saygısının olduğu, saygı ve medeniyet yoluyla da boşanmaya gidebilir. O zaman o çocuğun şahit kesinlikle olmasına gerek yok. Buyurun. Ne biliyorsun Pamuk? Ne yazık ki bazı konuşmalarda insan ister istemez vücut dilinden ve yüzünden bir şeyleri belli ediyor. Beyefendi hep böyle döndüğünde locadaki ve birkaç kişinin iddialarını gerçek olduğunu biliyoruz ve ispatlı bir şekilde burada herkese de aynı mesajlar gelmiş. Filiz Hanım çok düzgün bir hanımefendi. Allah razı olsun. Ve anladığım kadarıyla istiyor ki hayatında gerçekten mutlu olmak. Beyefendiyle de
kesinlikle mutlu olacağını düşünmüyorum yani. Ali. Esra Hanım, Filiz ablayı çok seviyorum. Çok düzgün bir karakteri var. Allah beyefendiyle razı olsun. Alakalı bana da sosyal medya üzerinden mesajlar geldi. Şimdi burada bazı şeyler olduğu zaman bize de mesaj atıyorlar. Evet. Beyefendinin çok fazla borcu olduğu ciddi rakamlar. Hadi diyelim ki borcu. Ve artı, evet, böyle burada söyleyemeyeceğim çok fazla ağır ithamlarla alakalı böyle mesaj gelmişti bana. Ben de beyefendinin samimiyetine inanmıyorum. Benim samimiyetime inanmıyorsun. Yok, Pamuk Hanım da dediği gibi böyle vücut dili kendini biraz ifade ediyor. Çok inandırıcı gelmediniz yani. Ben de bu iddialara karşıyım, her türlü açıklayabilirler. Kabul etmiyorsunuz. Kabul etmiyorum. Peki. Hanımefendilerle bağlantıya geçip iletişim kurarsanız çok sevinirim. Pazartesi günü de konuşuruz. İyi misiniz? Biraz hayal kırıklığı yaşamış gibisiniz. İyiyim Esra Hanım, çok rahatım. Şimdi ben raydan döndüm. Bu evliliği yapsaydım ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakacaktım? Çevremin yüzüne nasıl bakacaktım? Kendime nasıl bir saygım olacaktı? Çünkü Esra Hanım ben çok şeyler yaşadım. İkinci bir çöküntüyü asla kaldıramam. Ben gerekirse yine evlenmeyeceğim. Yine çocuklarıma anne olacağım. Yine baba olacağım. Ama... Yine güçlü hayata sımsıkı sarılacağım. Yine erkek olacağım, yine kadın olacağım. 40 yaşına geldim. Yine devam edeceğim hayatıma. Çünkü tek hatam insanlara hep güvenmek. Ya bu dünyada hiç güvenecek bir insan yok mu Esra Hanım? Elbette vardır. Yok mudur yani? Ağlama, evet. Doğru bir yerdesin, doğru bir kanaldasın Esra Hanım'la. İyi ki böyle bir şeyi burada herkesin önünde yaşadın ve karşılaştın. Dışarıda da beyefendiyle tanışabilirdin. Evet. Ama burada olması çok iyi oldu. Peki. Ha evet. Filiz abla, işte bazen milyonların önünde bir ilişkiye başlamanın güzel tarafları da bu. Ucunda bir yerinde bir olumsuzluk varsa, belki de karşı tarafla ilgili yanlış bilinenler varsa eninde sonunda da ortaya çıkıyor. Hakkınızda hayırlısı, alkışlarla uğurluyorum. Siz buradan geçin. Esra Hanım, ben buradan geçmek istiyorum. Buyurun.